Ben de hemen Sadık Bey'in bıraktığı yerden bir anekdotla bu güzel sohbete katılmak istiyorum. Peşinden de sunumla ilgili konuya geçeceğim. Sadık Bey meslek hayatındaki gelişimi kısaca özetlerken bu Amerika bölümünü anlattı. O bölümü anlattığı dönemde ben de derslerde bunu bir case olarak kullanıyordum öğrencilerime. Affedersiniz. Adam ta Amerika'ya gitti ve oradan karikatürünü yapıp gönderiyor. Gazetede de yayınlanıyor. Bu çok önemli bir değişim ve bu değişim ileride daha büyük değişimlere neden olacak şeklinde bir örnek olay olarak bahsediyordum. Şimdi dinlerken kendisine ilgiyle bu hatırayı da zihninde canlandırmış oldum. Sizlerle de paylaşmış oldum. Hemen buna bağlı olarak da şu konuya geçmek istiyorum. 90'lı yıllardaki bu değişim 2000'li yıllara geldiğimiz zaman çok daha derinleşerek, çok daha güçlenerek devam eden bir değişim oldu. Bütün bu değişimin ardında yatan şey aslında dijitalleşme. Ben de bu konuda vakitte de biraz sarkma oldu. Çok fazla sizleri meşgul etmeden birkaç noktaya değinip belki de ilerleyen seminerlerde yani bir tartışma konusu olarak da değerlendirilebileceğini düşündüğüm birkaç sorunu gündeminize getirmek istiyorum. Bütün bunların arkasında yatan şey dijitalleşme aslında. Dijitalleşme medyayı öyle bir alan haline getirdi ki farklı medya türleri arasındaki sınırların ortadan kalktığı, bütün medya içeriğinin iç içe geçtiği, farklı uygulamalarla aynı içeriğin kullanılabildiği ve bu içeriklerin farklı ortamlarda kullanıcıya farklı deneyimler yaşattığı bir özellik kazanmaya başladı. Bu değişimle birlikte bu meslek, bu alanda meslek icra eden kişiler de sonu gelmeyecek bir yeni öğrenme süreci içerisine girmek zorunda kaldılar. Kalıyorlar. O bakımdan şu anda sizlerin hani 8 cumartesinizi buraya ayırmanız çok önemli. Emin olun ki daha mesleğinizin ilerleyen aşamalarında da böyle çok cumartesileri, pazarları, akşamları yeni konuları öğrenmek için ayırmak zorunda kalacağız. Çünkü içinde yaşadığımız değişim sürekli olarak kendimizi geliştirmek, kendimizi bilgisayar terimiyle söylersek update etmek zorunda bırakıyor. Bunları kendi başımıza aşamayacağız, aşamıyoruz. Dolayısıyla da yetişkin eğitimi, yaşam boyu öğrenim olarak adlandırdığımız üniversitenin formal eğitim dışındaki eğitimleri de giderek çok önem kazanıyor. Üniversiteler Avrupa'da da, Amerika'da da ve Türkiye'de de giderek daha fazla oranda kapılarını bu yaşam boyu öğrenim programlarına açıyorlar. Çünkü içinde yaşadığımız değişime kendimizi uydurabilmek çok zor oluyor. Zaman zaman da bu değişim öyle bir noktaya geliyor ki update etmek bile yetmiyor. Hatta yeniden formatlanmamız gerekiyor. Şimdi bu formatlanmaya bağlı olduğunu düşündüm, bir konuyu gündeminize getirmek istiyorum. Medya alanındaki bütün bu değişim, bir akademik bakış açısıyla tabii ben sorunlara bakıyorum. Alandan bir kıdemli meslek erbabı olarak Salih Bey çok güzel gazetecilikle ilgili gelişmeyi özetledi. Bütün bunlar tabii akademik dünyaya da yansımaları oluyor. Ve mesela bütün bu değişimi ifade edecek yeni kavramlar, yeni kuramsal yaklaşımlar bir taraftan geliştirmeye çalışıyoruz hep birlikte. Bu doğrultuda karşımıza çıkan önemli kavramlardan bir tanesi transmedya kavramı. Bugün bununla ilgili çok kısa size bir bilgi aktarmaya çalışacağım. Tartışmaları da belki ışık tutar bu çerçevede. Transmedya kavramı Amerika'daki araştırmacılar tarafından Marshall Kinder ve Henry Jenkins adlı iki araştırmacı tarafından geliştirilmiş bir yeni kavram olarak karşımıza çıkıyor. Başından beri özetlemeye çalıştığımız durumu ifade eden bir kavram. Çoklu ortam içerik uygulamaları olarak Türkçe'de biz bunu kullanmaya çalışıyoruz. Artık günümüzde herhangi bir alanda içerik üreten bir içerik üreticisi, mesela bunları tanımlamakta da zorlanıyoruz ve değiştiriyoruz. Artık hani bir televizyon yönetmeni, bir işte muhabir, içerik üreten herhangi bir klasik meslekle bunları anmak yerine içerik üreticisi, içerik sağlayıcısı gibi yeni bir takım ortak kavramlar kullanmaya, tanımlamalar kullanmaya çalışıyoruz. Mesela Avrupa Birliği müktesebatında da artık görsel, işitsel, içerik sağlayıcıları gibi tanımlamalar var.
Ben televizyon alanında çalıştığım için televizyona dayalı bütün o içerik üreticisi meslek tanımlamaları bir tarafa, yerine hepsini ifade edecek şekilde görsel, işitsel içerik sağlayıcıları koyuyoruz. Niye? Çünkü artık televizyon için içerik üreten birisi sadece televizyon için içerik üretmeme durumunda. Bu ürettiği içeriği diğer medya türlerine de uygulayabilmeli. Onlarda da kullanılabilir hale getirebilmeli. Dolayısıyla buna transmedya diyoruz. Ortak bir içerik üretilmesi farklı medya türleri için. Transmedia Digital Storytelling ya da Transmedia Storytelling, transmedia öykü anlatımı ya da programcılığı, içerik oluşturması şeklinde, değişik şekillerde henüz bir mutabakatta oluşmadığı için kullandığımız bir kavram. Dolayısıyla artık biz bir içerik üreticisinden şunu bekliyoruz. Bu içerik sadece televizyona değil, internete nasıl yansıyacak, sosyal medyada nasıl kullanılacak, mobil iletişim araçlarında nasıl kullanılacak ve bunların her birinin de kullanıcıya bir deneyim, farklı bir deneyim sunması, o aracın özelliklerini içinde barındıracak şekilde bir deneyim sunması zorunluluğu var. O bakımdan mesleklerin hepsi yeniden tanımlanıyor. Mesleklerin hepsinin standartları yeniden belirleniyor. Mevcut mesleki standartlara yeni standartlar eklemek zorunda kalıyoruz. Ben şimdi salondaki arkadaşlarımızın çoğu genç arkadaşlarımız, hemen buradan bir duyuru da yapmak istiyorum. Mesela şu anda biz televizyonculukla ilgili meslek standartlarının pek çoğunu belirledik. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun projeleri kapsamında. Dolayısıyla televizyonda çalışacak arkadaşlarımız da artık şu standardı arıyoruz. Çoklu ortam uygulamalarına bir içeriği uyarlayabilecek yeterliliklere sahip mi değil mi? Bunu bir mesleki standart olarak, temel aranılan bir özellik olarak resmi gazetede yayınlanan televizyon program yönetmeninin meslek standartları içerisine koymuş oldu. Bu neyi ifade ediyor? Şunu ifade ediyor. İleride içinizden bazıları belgeli bir televizyon program yönetmeni olmak istiyorlarsa, o zaman bu çoklu ortam uygulamaları konusunda da bilgi sahibi olacaklar, deneyim sahibi olacaklar. Oluşturmuş oldukları bir içeriğin buralara nasıl uyarlanacağı konusunda bilgi beceri geliştirmiş olacak. Ancak böyle olursa televizyon program yönetmeni sertifikası sahibi olup Avrupa Birliği ülkeleri arasında da serbest dolaşıma hakkından yararlanan bir yönetmen hakkını elde etmiş olacak. Benzer şey gazetecilik üzerinde şimdi Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütüyoruz. Gazetecilik mesleğini tanımlarken de bu çoklu ortam uygulamaları önemli bir fasıl oluşturuyor. O bakımdan sizlere biraz moral motivasyon olsun diye de söylüyorum. Bu ayıracağınız 8 hafta sonu size çok büyük bir kazanç olarak, yol, su, elektrik olarak ilerleyen meslek hayatınıza geri dönecektir. O bakımdan hani üzülmeyin. Aksine böylesi bir güncellemeyle, bilgi güncellemesiyle çok büyük fırsatlardan da ileride yararlanabilirsiniz. Bu çerçevede bir kavram üzerinde daha durmak istiyorum. Ondan sonra da bitirip sözü diğer arkadaşımıza bırakacağım. Bu çalışmalar kapsamında bir başka önemli kavram da medya yakınsaması. Bu da yine Henry Jenkins'in çalışmalarında sıkça gündeme gelen ve yakınsama kültürü olarak da ayrıca izleyiciyi, kullanıcıyı da içine alan bir başka önemli kavram olma özelliği taşıyor. Bütün bu gelişmeler bir taraftan medya profesyonellerinin çalışmalarını etkiliyor, mesleki formasyonlarını yeniden tanımlanmasına neden oluyor. Ama bir taraftan da bütün bu dijitalleşme ile birlikte izleyicinin de medya ile kurmuş olduğu ilişki farklılaşıyor. İşte bu farklılaşan ilişki, yakınsama kültürü içerisinde tanımlıyoruz bunu ve medyadan beklentileri olağanüstü farklılaştırmış oluyor. Dikkatinizi buna çekerek sözlerime son vermek istiyorum. Artık karşımızda ne verirseniz onu tüketen bir izleyici yok. Artık karşımızda verilene üretim sürecine, içeriğin üretim sürecine katılmak isteyen, etkileşimli içeriği tercih eden, talep eden, dolayısıyla her aşamasına, içeriğin her aşamasına
katılım arzusu içerisinde olan ve teknolojik olarak bu imkanları açık olan bir izleyici kitlesi var. Dolayısıyla hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir yeni medya düzeniyle karşı karşıyayız. Programda da gördüğünüz gibi 8 hafta boyunca bu yeni gelişmelerle sizler tanışacaksınız. Eminim ki Şehir Üniversitesi de sizlere bu 8 hafta sonu boyunca çok iyi bir ev sahipliği yapacak. Herhangi bir ihtiyaç, beklenti, sorun olduğu zaman Aslı arkadaşımız da ben de buralarda olacağız. Sizleri keyifli ve verimli bir şekilde burada ağırlamak için elimizden gelen fedakarlığı vereceğimizden de şüpheniz olmasın. Ben hayırlı bir dönem geçirmenizi ve dönem sonunda da kendinizi çok iyi hissedeceğiniz bir verimlilik düzeyine bilgilerinizin, deneyimlerinizin çıkmasını dileyerek sözlerime son veriyorum. Teşekkür ederim.